Devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim. Çok etkilendim. Ee, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ben tövbe almak istiyorum. Ben yeni tam oldum hocam size. Ben 50 yaşına, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum. 7 vakit namaz da kılıyorum. Eski işte binlerce ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanda da şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hayırlı ve mutlu akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler yine yepyeni bir her an Kur'an, her an mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Cabar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamdede şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizleriyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Müterim Hocam. Sizinle olmanın mutluluğunu inşallah bir kez daha yaşıyoruz. Bugün konumuz huşu. Bugün görsel i̇nşallah. başlamak istiyoruz. tam Hocam huşu sahibi olmanın dindeki önemi nedir? Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Huşu sahibi olmanın dindeki önemi nedir sualin cevabı? Huşu Allah karşısındaki hissiyatı en güzel ifade eden bir dizayndır. Huşu sahipleri ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emin olanlardır. Dört tane inancın sahibidirler. Huşu sahibi olan kişi Allah'a inanıyor bir. Huşu sahibi olan kişi ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor iki. Huşu sahibi olan kişi bunun 12 kere farz olduğuna inanıyor üç. huşu sahibi olan kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek, iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek kendisinin ruhunun Allah tarafından, Allah'a ulaştıracağından emindir dört. Bu dört inan şartının sahip olan kişi kurtuluştadır ve kesinlikle huşu sahibidir. Ne bilerse Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir hadisinde. İnsanlardan ilk kaldıracak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek bir şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. İşte şu anda geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar ne yazık ki aynen bu hal-i rüyetin içindeler. Yani İslam'ın beş şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek olmadığı için bu yoksa Allah Rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla Allah tecelli etmeyince o kişide asla huşu oluşmaz. İnsanlar sözde dilde safları sık ve düzgün tutalım onunla huşu elde edeceğini sanıyorlar. Bu tamamen boş bir hayaldir. Huşu katta oluşan bir olgudur. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve o kişi de bu dileğin sahibi ise ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağından kesin emin. Çünkü Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمْرَ اللّٰهُ Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emreti ruhu Allah'a ulaştırırlar. Kaf 33 ise men haşiye rahmane bil gaybi ve caa bi kalbin kalbi münip olanlar gaybde rahmana huşu duyanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtar hocam huşu sahibi olan herkes mağfiret müjdesi alır mı? Allah razı olsun. Yüzde yüz evet. Kişi gerçekten huşu sahibi ise rahmana huşu duyan birisinin mağfiretle müjdelmesi söz konusu. Yani günahlarının sevaba çevrilmesiyle. Huşu sahibi kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Günahları örtülmüştür. Mürşidine ulaştığı zaman da günahları sevaba çevrilecektir. Bir tek dilekle Allah onun bütün günahlarını örttüğüne göre allah Teala'nın verdiği bir ikramdır. Önce kerim ecir geliyor, mağfiret de ondan sonra geliyor. Ayet-i Kerime'de allah Teala Yasin Suresinin 11. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِنَّمَا تِنْزُرُوا مَنَتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ رَحْمَانِ بِالْغَيْبِ fe beşru bi mağfiretin ve ecrün kerim. Yani kerim bir ecir ikram edilmiş bir ecir ve ondan sonra kesinlikle mağfiret olayı tahakkuk ediyor. Enfal 29 Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum ve yukafir ankum seyyatikum. Ey iman edenler takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Bu Furkanların sahibi günahları örtülen kişi allah Teala onu o halde bırakmaz. 12 tane insanla mutlaka Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırır. Mürşid önünde yapılan tövbe neticesinde o kişinin Allah'tan aldığı yedi nimetten bir tanesi de Furkan 70'te belirtildiği gibi günahların sevaba çevrilmesidir. Huşu sahibi olan herkes mağfiret müjdesini alır mı? Yüzde yüz alır. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Muhterem hocam, huşu ile iştiyak ve liyakat arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Elbette huşunun hem iştiyakla hem de liyakatla yani muhterem efendimizin gayret, himmet, nüsret, bu üçlü kişini dost dostlar. İhtiyak, liyakat ve mükafat bu da kişi Allah Teala'nın müjdesine ulaştırıyor. Şimdi hoşunun artışı ihtiyacın artışı ile paraleldir. İhtiyakın artışı liyakatın artışı ile paraleldir. Liyakatın artışı mükafatın artışı ile paraleldir. Öyleyse insanın ihtiyacının artması Allah'ın karşı koyduğu, duyduğu huşunun da atması mutlak olarak gerektirir. En yüksek ihtiyakin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Huşunun son noktasına ulaşmış olanlar, onlar da kendi aralarında gene kademe kademe farklı sonuçlar verirler. Öyleyse en yüksek iştiyak sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Onlar zamanların bütününü Allah için kullanırlar aynı zamanda liyakatın da sahibidirler. Aynı zamanda müjdenin de sahibidirler. İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde üzerine kapanan gözyaşıyla huşu sahibi olanlardan bahsediyor allah Teala. Huşuları artarak ağlarlar. Bayde 83'te ise gözyaşı döküp yani Kur'an ayetlerin kendiliği tarafından yaşanması hasebiyle Allah-u Teala'ya gözyaşı dökerler ve Allah'tan bizi şahitlerle birlikte yaz ki şahitler burada Allah'ın zatına şahit olanlardır. Resul'e indirilerini Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün Rabbimiz. İmmiz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7. safa huşuyu, Enbiya 9'da ise Resullerin huşusunu ifade ediyor. Ashab 35'de ise 7 safa huşudan bahsetmek söz konusu. Eğer ekrana getirebilirsek Ayrı ayrı ayetler bize bu huşuyu kesinlikle ifade ediyor. 7 safa huşunun başında kaf 33. Kalpte Rahman'a huşu duyanlar. bakarak 5. Mürşit önüne tövbe edip yediği nimetin sahibi olacaklar. naziat 19. Ruhunu Allah'a teslim etmiş olan kişinin huşu sahibi olması. Fatır 28. Allah için İlim neşreden ulema kullar. İsra 109 zaten 5. safa uçluğu söyledik. Ahzab 33. 6. safa ve Meyni 8. 7. safa hoşuyu. Böylece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler itibariyle 7 safa hoşuyu söyleyebiliriz. Allah razı olsun. Allah size. razı olsun. Muhtemelen hocam konumuzla ilgili <laughs> halkımıza sorular yönelttik. Uygun görseniz videoyu yayınlamak isteriz. İnşallah allah Teala huşu sahiplerinin ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanan kişiler olduğuna açıklıyor. Sizce ruh ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır? İbadet ederek. İbadetle, namazla, Kur'an-ı Kerim okumakla. Dünyada da ulaşıyor zaten. Yani namaza durduğun zaman herhangi bir gerekli ibadetleri Müslüman olarak yaptığımız zaman ruhumuz zaten ulaşıyor. İslam'da bu gayet açık. Ölmeye gerek yok. Sizce ruh ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır? Bilemem. Mesela ermiş evliyalara neden ermiş evliya denmiştir biliyor musunuz? Onlar Allah'ın özel şey, tanınmış kulları olduğu için yani. Keşke hepimiz ruhumuzu Allah'a o şekilde teslim edebilsek. Yaşarken. Yaşarken. Peki Allah'tan Allah'ı istiyor musunuz? Tabii. Seni senden istiyorum deyin dua etmek gerekir. Muhterem hocam bir misafirimiz evliyalar Allah'ın tanınmış özel kullarıdır dedi. Evliya olacak kişiler Allah tarafından özel olarak mı seçilir muhterem hocam? Hayır, aslında Allah Teala'nın özel seçilmiş kulları, Allah'ın resulleridir. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde doğmadan evvel seçilenlerdir bunlar. Rabbuke yahluqu men yasha'u ve yahhtar ve ma kana lahum al Bu ayet-i kerime özel kavim resulleri vehbi olarak risalet makamına getirilmişlerdir. Ve bu veli resuller her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından tayin edildiğini müminin suresinin 44. ayet gelmesi söylüyor. Ama bu Resullerin arasından her devirde Allah'ın seçip tasarrufunu aldı. Bir de devrin imamı söz konusu secde 24. Fakat diğer Allah'ın dostları onlar da seçilenlerdir ama onlar dünyadayken seçilenlerdir. Allah'ın seçimi herkes içindir. İnsanlarda yüzde %90'dan fazlası seçilir. Seçim yerler sadece Allah'a isyan edenlerdir. Allah'ın seçtiği kullar Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilirler. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşır. Nitekim hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi hem Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde allah Teala bunu söylüyor. Şura 13'te Allah'a yeşte bir Allah dilediğini seçer. Allah ile himenim o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Rahat 27 Allah dilediğini deraatte bırakır ama kendisine yönelen kişileri de kendisine ulaştırır. Allah'ın Risalete seçtiği insanlar birinci seçimde zaten seçilmişlerdir. Doğmadan evvel seçilmişlerdir. Allah'a ulaşmayı zaten dilemişlerdir. Ama daha o dileme olayı olmadan evvel Allah tarafından seçilmişlerdir. Her kavimdeki resuller bu ikinci grup seçilenlerdir. Nebilerin olmadığı devirlerde yaşayan insanlar içinde nebi mevcut olmadığına göre huzur namazının imamlığı için Allah Teala her kavimdeki resulünün arasından birini bir görev için seçiyor, bu görev için seçiyor ve bu da üçüncü seçimdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu hocam uygun görürseniz konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlamak isteriz. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de huşu sahibi olmamız ve bizi Allah'a ulaştıracak mürşide hacet namazı Allah'tan istememiz farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Yani bizim hayatımızda bir mürşidimiz yok. Ya mürşit olmadan da varılır mı? Varılır yani Allah'a. İlle bir mürşide bağlanmaya gerek yok yani. Allah'a ulaştıracak yoldaki kişi. Ya peygamberimiz. Allah bizim aramızda hiç kimseye gerek yok en yakın biz Allah'a kendimiz yani ibadetlerimizi yapmamız daha uygundur. Buna bir farziyet yok ben öyle düşünmüyorum. Ben... Allah öyle bir farz kılmamış hayır kesinlikle. Peygamber Efendimizin varislerini günümüze kadar geldiğini söylüyor inşallah. Olabilir ama biz onların hangisinin daha gerçek inandırıcı olduğunu seçmemiz mümkün değil yani çok yalancıları da var. Toplumda o kadar şeyler oluyor ki kimse yani güvenemiyor korkuyor. İnsanlığı aracı yapmak akıl kârı değil yani. İnsanın kendisi zaten e, yaptığı ibadetle birebir Allah'la temasa geçiyor yani. Bir ikinci, a, üçüncü bir şahsı sokuyor. Diyor, sokmanın yani ben size bir... diyor şah damarınızdan daha yakınım. E, bunu diyen Allah niye bir insanı arada vasıta kılsın ki? Zaten bizim vasıtamız Peygamber Efendimiz. Onun dışında tamam evet hocalara gidilir, dinlenir ama körü körüne bağlanmaya karşıyım ben. Muhterem Hocam ve misafirimiz Allah'la bizim aramızda hiç kimseye gerek yok dedi. Bir misafirimiz ise Allah öyle bir farz kılmamıştır dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre mürşid farz mıdır Muhterem Hocam? Kur'an-ı Kerim'e göre mürşid farzdır. allah Teala Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde bizzat kendisiyle kulları arasında imamlar tayin ediyor. Allah tayin ediyor ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna feylel ve ikam-ı ve yeter zekat ve abidin. Şimdi ben Peygamber Efendimiz'i tanıyorum diyor. E, sadece allah Teala Peygamber Efendimiz'i tayin etmemiş ki orada diyor ki onların hepsini emrimize hidayet erdiren imamlar kıldı. Öyleyse bütün peygamberler Allah tarafından seçilmişlerdir ve Allah'la diğer bütün insanlar arasında Allah onları imam tayin etmiştir. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde de kavim resulleri arasında seçilen birisi var. Allah Teala Ali İmran suresinin 79. ayet kelimesinde kerimesinde ifade ediyor. Alman 179'da Mumin 44'e göre her kavmin resulleri ardarda gönderiliyor. Hiçbir zaman parçası yoktur ki kavim resulleri olmasın. 10.44 10 44. İşte bu resullerin arasından Alimran 779'a göre seçilen devrin imamlarına getirilen birisi var secde 24. Şu anda Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yok. Ama Allah'la insan arasında imam olarak Allah onu tayin etmiştir. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Size ruh verenler gelecek. onlara arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cariye standartları ile ölür. Şimdi bu mikrofon tuttuğumuz misafirlerimiz ben müşrit tanımıyorum diyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'de secde 24'te biz onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse kim imama arif olmazsa o Allah'a isyan ediyor. Allah diyor ki ben imam tayin ediyorum ve imama ulaşmanı emrediyorum. Sana ruh verenler gelecek onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmasa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse ben mürşid diye kimseyi tanımıyorum, bilmiyorum. Gerek yok diyenler eğer böyle devam ederse ölüme kadar cahiliye standartlarıyla emaneti teslim edecek olanlardır. Umarız ki akılları başlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'i araştırırlar. Biz burada kendimizden söylemiyoruz. Bu ben Peygamber Efendimiz'den başka kimseyi tanımıyorum diyen misafirlerimiz hem Enbiya 73'ü hem de Nebilerin olmadığı dönemlerde secde 24 iyi bir okusunlar. Bizzat Allah tayin ediyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam çıktığında hem Mehdi Aleyhisselam zamanın imamıdır. Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek dahi olsa, sürünerek dahi olsa ne ulaşın biat edin. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Hem bunu Allah ayet-i kerimede söyleyecek hem Resulullah'a açıklayacak. Ondan sonra ben Allah'a iman ediyorum. Ben Resulullah'a e da peygamberimize iman ediyorum ama bunları kabul etmiyorum. Aslında bunu kabul etmeyen ne Allah'ı kabul ediyor ne Peygamber Efendimiz'i. Öyleyse bu ayetler okunmaya, öğrenmeye muhtaçtır. Ve kesinlikle herkes Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek üzerine farz kılınmıştır. Mumin 38'de Al sana bir mürşid. Bana tabi olun ki irşad yoluna ulaşayım. Öyleyse kim mürşidine tabi değilse İrşat yoluna ayak basamaz. Gök kapıları kendisine açılmaz. Meryem 43 allah Teala İbrahim Aleyhisselam Babacım Ya ebetti ey babacım İnni qad min el ilmi ma Sana verilmeyen ilim bana verildi fe ya etik seviye Bana tabi ol ki sırat ı seviyeye yoluna seni ulaştırayım Naziyat 19 öyle Fetih 10 zaten biraz ifade ettik bütün bu ayet-i kerimeler mürşide tabi olmanın farz olduğunu, mürşitsiz hiç kimsenin ne ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Yani teslimi hiç kimse yaşayamaz. Mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. 10 ayet-i kerime gelince bakın hemen gösterelim. Mürşidi olmayan delalette. E olmayan delalette ise ki bunlar mürşit kabul etmiyor. Mürşidi olmayan delalette ve bunlar da delalette ve delalette olanların yedi grup ayet-i kerime gelince gidecekleri yer cehennem. Bunlar alayla sözler değil. Bunlar Allah'ın sözleri. Delalette alt alta gö gösterelim. Delalette olanların gideceği yer de cehennem. Bir tarafta on ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir diyor Rabbimiz. Delalette de ayetler gayet açık. Öbür tarafta delalette olanların da gideceği yerin cehennem olduğu 7 ayet-i kerime grubu söylüyor. O zaman Kur'an-ı Kerime inanmayacaklar da neye inanacaklar? Bu zat muhteremler. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. Muhtar hocam müsaadenizle Rize'den Muhammed Macit bize bir görüntüle soru ulaştırmış. İnşallah. aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam sizlere bu sorunu olacak arz ediyorum inşallah. Gayette Rahman'ın huşu duyanlar uyarılmamış kişiler midir? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Tabii ki gaybde Rahman'a huşu duyanlar uyarıyı alan kişilerdir. Zaten uyarın kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. Hem Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi, hem Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi, hem de daha birçok ayet-i kerimeler Kesinlikle bize bunu söylüyor. Gayipte Rahman'a huşu duymak birinci huşudur. Kişiyle Allah olan ilişkilerinde daha yolun başındadır. Kişi Allah hakkında kalp gözüyle hiçbir şey görmemiş. O konuda bir fikriyatın da sahibi değil. Ama ayetlerden iman ederek Gayipte Rahman'a huşu duyuyor. Yasin suresinin 11. ayet-i inne ma <Gayb> tenzilu men ittaba'a zikra ve hashiya rahmana bil gaybi. Gaybta rahmana huşu ve zikre tabi olanları sen uyarabilirsin. Ve beşiru bi mağfiretin ve ecrin kerim onları mağfiret ve kerim ecirle müjdele. Fatır 18'de de aynı şey bir daha söyleniyor. Ennematin zürrellezine yahşanu rabbuhum bil gaybi ve aqimus salat diye geçiyor. Sen sadece gaybden rahmana huşu duyanları uyarabilirsin. Öyleyse gaybden rahmana huşu duyanlar uyarıyı alan kişiler midir? Evet. Kesinlikle duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemediğiniz takdirde cehennemle uyarılıyor. Ama dileyenler için bu dilek bir cennet müjdesi olduğu bunlar tarafından açıklanıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemel hocam müsaadenizle konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlayabiliriz. İnşallah. Allah Teala zikir yaptıkça huşumuzun artacağını söylüyor ve 24 saatin her anında Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Allah'ın bu emri hakkında neler söylersin? Sözde söylemeye gerek yok ama beyninden de geçirebiliyorsun yani bunu. Yani illaki her dakika Allah kelimesinden ziyade zaten yaşantımızda ona da sıra geliyor ama onsuz da daha çok olduğumuz yani mesela hani çocuk çoluk hani konuşun başka şeyler de konuşuyoruz yani. Ama içimizden de geçirdiğimiz oluyor Allah diyerekten yani. Namaz kılarken, tesbih çekerken, evde yemek yaparken devamlı zikremizi yapıyoruz zaten. Zikir ne kazandırıyor insana? Ee, kendiyle barışık olmasını, Allah'a yakın olmasını. Ferah olmasını, ruhen huzur bulmasını. Allah'a yaklaştırır. Güzel bir şeydir ama say konusunda gerek yok saymaya. Yapabildiğin kadar yap Allah için. Zikir çekmek güzel bir şeydir. Dille olması e, bir kaide yok. Onu aslında ruhen ve aklen, vicdanen kalben onu anmak gerekir. İlle dille hani e, anmak değil. Her an onu düşünmek zaten zikir. Bu tam bir misafirimiz. Zikir güzel bir şeydir ama saymaya gerek yok. Allah için yapabildiğin kadar yap dedi. Yaptığımız zikrin için sayı tutmamız gerekir mi Muhterem Hocam? allah Teala'nın dostları vardır. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle öyle Resuller için biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Eğer o Resul bir zikir dersini veriyorsa o zaman kesinlikle itaat sayıyla yapmak lazım. Ama sayısız zikir yapılamaz mı? Yapılabilir tabi. allah Teala Müzemi Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir günlük bir ibadet olması hasebiyle sayıyla yapılabildiği gibi saat ile de yapılabilir. Zikirsiz bir ruh teslimi mümkün değil. Ruhun tesliminin gerçekleştiği noktaya baktığımız zaman 3 saatlik bir zikir o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına yeterli oluyor. 3 saat zikir 7 kademede nefes kesi ve sonuçta ruhun Allah'a ulaşması. 33 bin zikir. Yani 3 saat zikreden geliyor. Saatte 11 bir, bir zikir yapan bir insan 3 saat zikir içerisinde bu verdiğini yapabilir ve ruh da bunun neticesinde Allah'a ulaşır. Ama fizik vücut teslimine geldiği zaman bilen zikirle 47 bin ama aslında allah Teala evvela zahitlerden olmamızı, çok zikredenlerden olmamızı, daha sonra 18 saat zikre ulaşmamızı emrediyor. Asap suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya yüllezine aminus zikren kesire Ey iman edenler Allah'a çok zikirle zikredin. İşte bu çok zikir sayıyla yapılan bir zikir değil. Zaten anlaşılıyor çok zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatlik bir zikir çok zikirdir. Çünkü yarı yarıya zikir 12 saat zikir 12 saatte zikirsizlik akla geliyor ama kişi yarı yarıdan fazlasını aşmıştır zikirle geçirmiştir. 13 saat zikir o çok zikreden birisidir. Ama fizik vücudun teslimi 18 saat zikre denk geliyor. Ve daha sonra nefsin Allah'a teslimi daimi zikri gerektiriyor. Dileyen kişi sayısız da zikredebilir. Ama kişi Allah yoluna girmişse o zaman sayısız zikrin içinde sayılı zikri de gerçekleştirmek mecburiyetinde. Nefs ses kademeleri ve zikir sayısı bu söylediğimiz zikir beyaz bir örtünün altında yapılması gereken bir adını alır. Gök katlarının çakışımız bu tarza bir dizayn ile mümkündür. Allah'ın emri ise daimi zikirdir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün bunları net bir biçimde bizlere açıklıyor inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden son söz olsun. bu amca müsaadenizden Aydın'dan Tarık Zekeriya Özel bize bir görüntülü sıvallaştırılır. inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cahbar Hocam. Ben Aydın'dan Tarık Zekeriya Özel. Bütün Aydınlı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Namaz, namazlarında huşu duyanlar kimlerdir? Lütfen cevaplar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum sevgili Cakbar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm. Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketi. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında aydınlık kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Namazlarında huşu duyanlar. Elbette onlar kapten Allah'a ulaşmayı dileyen kesinlikle 12 tane ihsanın sahibi kişiler. Sadece onlar mı? Hayır. Müşterine tabi olanlar da huşu duyanlardır. Ruhlarını teslim edenler de huşu duyanlardır. Fizik vücut teslimi yapanlar da huşu duyanlardır. Nefs teslimi ama Allah'a yakınlık arttıkça huşunun da derecesi artıyor. Çünkü yedi safa huşudan allah Teala ayet-i kerimede bahsediyor. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen namaz kılanlar onlar namazlarında huşu içinde değiller. Mahum suresinin 4 ve 5. ayet kelimesi bunu söylüyor. Öyleyse namazlarda huşu sahibi olabilmek olmasa olma şart kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Muminun suresinin 1 ve 2. ayet kelimesi "Kattafla hal muminun muminler <laughs> felaharenlerdir. Ellezine fi salatim khashun onlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse namazında huşu içinde olan bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen ve 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar onların hepsi namazlarında huşu duyanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidine tabi olmayanlar onlar da namazlarından huşu sahibi olmayan gaflet içinde olanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam uygun görsün. izleyicilerimizden bize ulaşan sorular var. İnşallah Allah razı olsun. Bizleyicimiz Muhterem Hocam, irşat makamına soru sorduğumuzda gelen emri yerine getirmediğimiz takdirde bunun bir vebali var mıdır? Bu konuda nasıl dikkatli ve intiham, e, ihtimam göstermeliyiz? Allah razı olsun. Yani elbette yani irşat makamı bir alerde makam değil sevgili kardeşim. Allah'ı temsil ediyor. Öyleyse sual sorarken adabına uymak durumundayız. Merak sahikiyle sorar da ee, işte ben aldım artık bana hayır. Oradan yapılması gereken bir şeyi sormuş ve cevabını almışsan onun yerine getirmen gerekir. Yerine getirmediğin takdirde yerine getiren kişi hangi mükafatın sahibi ise yerine getirmeyende kesinlikle o derecatı kaybediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhtemelen hocam 11 yaşında bir kızım var. Allah ulaşmayı diledi. Hacet namazı kılmadan rüyasında Efendimiz'i gördü. Ve bunun üzerine bir hanım vekil kardeşimizden tövbe aldı. Tekrar hacet namazı kılması gerekir mi? Allah razı olsun. Gerekmiyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim bazı büyük günahlardan bahsediyor. Büyük sevaplar var mıdır? E, yapmamız gerekenler nelerdir? Allah razı olsun. Ya daimi zikir Allah Teala'nın ikramları olan Allah'tan vahiy almak. Nitekim Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde "Yutul hikmete men yasha ve men yutul hikmete fakat utiya hayran kesira." Ama zekeri nâul elbab. Öyleyse Allah'ın kendilerine çok hayır verdiği hikmet sahipleri ve daha birçok Allah'ın mükafatları olan insanlar var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Efendimiz sohbetlerinde yapmamamız gereken davranışları e, öğrenebiliyoruz. İmtihan anında itaati gerçekleştiremiyoruz. Öğrendiğimiz ilmi hayatımıza tatbik edebilmemiz nasıl gerçekleşir? Allah razı olsun. Çok tekrar ederek sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın, kazandığımız kötü alışkanlıklar var. Nedir o? İçki. Nedir o? Sigara. Nedir o? Madde bağımlı. Hiç kimse annesinden doğar doğmaz içki içen birisi değil. Hiç kimse annesinden doğar doğmaz madde bağımlısı değil. Hiç kimse annesinden doğar doğmaz vesaire değil. Ama zaman içerisinde hem çevre şartları hem kötü arkadaş öyle bir şeye başlıyor ve birdenbire onun müptelası olmuyor zaman içerisinde. Nasıl o kötü alışkanlıklar tedrici basamaklar içinde hayatımızı istila ediyor, tamamen bizi esir alıyorsa doğrular da çok daha ötede Allah'ın yardımını bize nasip ediyor ve bizim onu devamlı yapmamız halinde ancak hedefe ulaşabiliriz. Şimdi biz biliyoruz öfkelenmek doğru değil. E ben de biliyorum öğrendim. O zaman ben niye öfkeleniyorum? <laughs> Güzel de sevgili kardeşim. Sen bu ilacı ne kadar tatbik ettin? Tatbik edeceğin öyle bir tatbik edeceksin ki kesinlikle o nedir öfke olan afet kalbinden temizlenecek. Temizlendiği an bütün insanlar gayret sarf edersen isimlendirmek için göreceksin ki artık öfkelenmeyeceksin. Ama bu belli bir zamanı alacak. Tercih basamaklar içerisinde devamlı tekrar, devamlı daimi yerine getirmek suretiyle alışkanlık peyda edeceğiz. Yani artık o şey bize mal olacak. Nasıl üç öğün yemek yiyorsak, ya bu namazda nereden çıktı? Hiç kimse diyor mu ki bu sabah kahvaltısı nereden çıktı? Hiç kimse diyor mu ki bu akşam yemeği nereden çıktı? Herkes vakit geldiği zaman kesinlikle hemen sofraya oturuyor. İşte bu manevi nimetler de Allah'ın bizlere itaat etmemiz haline verdiği mükafatlar da tıpkı bunun gibi ve bunun çok daha ötesinde hayatımıza mal etmek durumundayız. Yaparsak onun da mutluluğunu, huzurunu hep yaşayacağız ve kişi onsuz kalmaz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla et tekrarul ahsen ve lev kâne 180. 180 kere dahi olsa kesinlikle verilen reçeteyi hayatımıza tatbik etmek, vazgeçmemek ya bu deveyi güdeceğiz ya bu deveyi güdeceğiz. Bu diyardan gitmek yok diyeceğiz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İzleyicimizin ikinci suali Muhtemelen Hocam. Gayipte Rahman'a huşu duymak ne demektir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, gaybden Rahman'a huşu duymak henüz muhterem Efendimizin de ifade buyurduğu gibi hemen bir kere daha gösterem. Yani kişi henüz kalbinde bir şey yok. Fizik ötesine ait olan bir şey Allah kendisine göstermemiştir. Ama istisnasız o kişinin ayetlerden aldığı iman ve inanç o kişiyi gaybden Rahman'a huşu hale getirmiştir. Yani Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde o kişinin kalpte rahmana huşu duyması mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Nematin zülü sen uyarırsın. menette ettebe zikre zikre tabi olanları ve haşyer hamane bel gaybi gaybde rahmana huşu yani henüz kalbinde bir şey oluşmamış ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve engelleri kaldırdığı için allah Teala o kişinin o kalpte Rahman'a huşu duyduğunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Ama ikinci safa huşu kalbinde yüzde ikilik bir rahmet girmiştir. Üçüncü safa huşu kalbinde yüzde elli bir nur girmiştir. Dördüncü safa huşu yüzde seksen bir nur. Beşinci safa huşu yüzde yüz nur. Kalpte Rahman'a huşu duymak henüz kalbinde bir Nur olayının gerçekleşmediği bir safayı ifade ediyor. Allah razı olsun. son söz olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam. Ben bir okulun yurdunda kalıyorum. Etrafımdaki insanlar edepsiz davranışlarda bulunuyorlar. Ben onları uyardığımda benimle alay ediyorlar. Bu durumda huşu sahibi olamıyorum ve rahatsız oluyorum. Bu konuda nasıl bir düşünce ve davranış biçiminde olmadığımı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, onların <laughs> yanlış davranışlarıyla ilgilenecek yerde onları mutlu edecek, onları da huzura ulaştıracak olan bir beraberliği talebesen etsen çok daha iyi olur. Mevlana Celalettin Rumi, kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Ama aynı Mevlana Celalettin Rumi, aydınlatmakta güneş gibi olun. Öyleyse senin vazifen, onların yanlış davranışlarına ilgilenmek değil. Senin vazifen, bu güzellikleri, onlar da mutluluğu arıyorlar. Onlar da güzel ahlaklı, erdemli insan olmak istiyorlar. Herkesin istediği bu ama bunu bilmiyorlar. İşte onların bilmediğini münasip bir şekilde onların hilafına değil, onların da rızasını kazanarak onlara davranışlarında örnek olmak ama ayetlerle de onlara bu evrensel ilmi verebilmendir. Doğal değil midir yani insanlar eğer Allah'ın hakikatlerini yaşamıyorlarsa bütün davranışları elbette yanlış olacaktır. E biz onların davranışlarıyla değil. Evvela ilim ibadetin imamıdır. Biz karar organı akıldır. Öyleyse zihnimizi değiştirmemiz lazım. Bunun da ancak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin onlara öğretilmesiyle, onların da bu işi bilmesiyle gerçekleşir. Sen bak yanlış yapıyorsun, bu yanlıştır. Sen şöylesin, e tamam zavallı, ne yapsın? Yani. Bilmiyor, bilmediği için de o yanlışları yapıyor. Ama o bilmediklerini sen eğer ona öğretirsen, öğrenirse ve o da benimserse o zaman o yanlışları yapmayacaktır. Ve seni seveceklerdir, sen de onların sebebiyle bir dost kazanacaksın. Allah razı olsun. Allah senden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan bir izleyicimiz utanamayacağımı unuttuğumuz bazı şeyler karşımızdaki insanlara mutsuzluk vermemize sebebiyet verebiliyor. Unutmak nefsin bir afeti midir? Bu konuda ne yapabiliriz? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bizim davranışlarımızdan başka birisi değil. Biz kendimiz mutsuz oluyoruz. Dışımızdan gelen davranış biçimi ne olursa olsun ya bir faydadır ki bizim için ya bir hayırdır. Fayda bir dinliyor, hazı hayır ise derece kazanmayı ki ayret saadetimizin olması olma şartı kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olmasıyla alakalı. Öyleyse başkasını umutsuz eden onun nefsinin afetleridir. Onun nefsinin afetlerinin onun farkına varabilmesi Allah'ın ilmini onlara anlatmanıza bağlı. Bizi Allah yaratmıştır, üç vücutta yaratmıştır ve insanlar yaptığı yanlış davranış hepsinin nefs kaynaklı olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhun da farkında değiller. Bunları onlara anlatırsanız ve tek bir dilekle kalpten ruhun hayattayken Allah'a ulaşması Allah gerçekleştiriyor. Onu gerçekleştiren Rabbimiz nefsimizi bizi rahatsız, bizi mutsuz, bizi huzursuz kılan nefsimizin yüzde elli birini Allah temizliyor. Böyle bir imkanı onlara anlatırsanız onların da elin tersiyle bunu itmesi mümkün değil diye düşünüyorum. Akıl sahibi herkes kesinlikle bunu istiyor. Yani hiç kimse yaptığı yanlış davranışlardan çok mutludur, ballandıra ballandıra herkese anlatıyor değildir. Herkes yaptığı yanlışın pişmankarlığı içerisinde ama farkında değil, neden kaynaklanıyor bilmiyor, nasıl kurtulacağını da bilmiyor. İşte onların bilmediklerini siz biliyorsunuz, onlara anlatırsanız çok güzellikler oluşur inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz Bir izleyicimiz Mutan Hocam tasavvufta olan ailelerin birbiriyle olan münasebetleri, aile ziyaretleri nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu haremlik selamına en üst seviyede riayet etmek lazım. Dolayısıyla ziyaretleri o haremlik selamla uygun emirleri yerine getirmek suretiyle yerine getireceksiniz. Hanımlar hanımlarla beraber olabilirler, beyler beylerle beraber olur. Ama böyle hanım beyle karışık bir ziyareti allah Teala uygun görmüyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Mehtap Tan. Muhterem Hocam Enfal Suresi 17. Ayet-i Kerime'nin içinde geçen Ahsen Bela sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Bela imtihandır. Enfal suresinin 17. ayet kelimesine bakalım. Onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Ve zaman sen atmadın. Onu Allah attı. Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Yani karşısındaki belli ki çok üst seviyede bir düşman grubu var. Ve allah Teala Resulüne tecelli etmek suretiyle onları devre dışı tutuyor. Bir avuç kumu düşmanın üzerine atmak suretiyle onların çoğunu telef ediyor. İşte bu Hasan beladır. Kimin eliyle gerçekleşiyor? Peygamber Efendimizin eliyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz ise Allah'ın tasarrufunda. Zaten ölüm kaderdir. Bugün dünyada birçok insan ben onu öldürdüm diyebiliyorsa aslında doğru olmayan bir şey söylüyor. Ölümüne sebebiyet verdim diyebilir ama öldüren daima Allah'tır. Bu seveş meydanında da öyle. Bu hastalıkta da böyle. Bu sağlıkta da öyle. Yani beş şey var ki kaderdir. Bu beş şeyden bir tanesi de ölümdür, doğumdur, evliya olmaktır, dualardır ve evliliktir. Kaderdir. Dolayısıyla kader tahtında olması hasebiyle Ayet-i Kerime'de allah Teala onları gerçekleştirmiştir. Ve Ahsen Bela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Efendimizin eliyle gerçekleşen bir olayı ifade ettiği içindir. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtemelen Hocam. Al İmran Suresi 81. Ayet-i Kerime'de Nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmeleri nasıl o bir yardımdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim şu anda Mehdi Aleyhisselam'ın beş görevinden bir tanesi dinlerin birleştirilmesi. E, bu konuda farklı dinler var mı? Adem babamızın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam. Hadi Ulazm Nebilerinden bahsettiysen biz onunla başlatalım. Nuh Aleyhisselam'ın diniyle İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini ve Peygamber Efendimiz'in dini farklı dinler mi? Hayır. Tek bir din. İşte bu tek dinin varlığı neyle mümkündür? Onlara verilen şeriat da şu anda elimizde Hz. Musa'ya verilen şeriat Tevrat var. Hz. İsa Aleyhisselam'a verilen şeriat İncil var. Hz. Peygamber Efendimiz'e verilen şeriat Kur'an-ı Kerim var. Karşılaştırdığımız an kesinlikle hepsinin yedi safanın yedi seninde farz olduğunu allah Teala Tevrat ayetleri, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle söylüyor. Ve bütün bu kademelerde İkinci olarak tevhid. Bütün kutsal kitaplarda mürşide tabiyetin olduğunu söylüyor. Ve ruhun teslimi. Şimdi ne diyelim Nuh Aleyhisselam? E, Mehdi Aleyhisselam neyi anlatıyor? Mehdi Aleyhisselam yedi safayı anlatıyor. Mehdi Aleyhisselam dört tane yedili basamaktan oluşan 28 basamağı anlatıyor. Mehdi Aleyhisselam üç yakini anlatıyor. Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ın lafzı manası ve ruhunu anlatıyor. E bunlar kutsal kitapların hepsinde var. Öyleyse Allah'ın Hazreti Nuh Aleyhisselam'a verdiği kutsal kitapla Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmiş olmuyor mu? İbrahim Aleyhisselam'a verdiği şeriatla Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmiş olmuyor mu? Bunlar hepsi yardım yetmez. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelince fiziki bir yardımda da bulunacak. Ayrı zamanda oluşacak olan on büyük alametten bir tanesi de Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Yeryüzüne indiği zaman Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olacak. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emr aleminde seyri sülükte evliya namzetlerine sevgi muhafıza verilen eğitimde bizzat Mimandarlık ediyor. Bu bir yardımdır. Ve daha bunun gibi birçok yardım söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz dicimiz Muhterem Hocam, Alimran Suresinin 118. ayetindeki kendinizden, müminlerden başkasını sırdaş edinmeyin. Sözünden ne, ne anlamalıyız? Ne gibi sırları paylaşmalıyız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Nisa Suresinin 82. ayet-i kerimesi belki. E 81'e bakalım. İsa suresinin ha e şunu ifade ediyoruz. Hmm. Size açıklanan bir şeyi vazifeli olan Allah ve Resulüne arz etmeden başkalarına anlatmamanız. Onlara bunu açıkladıktan sonra söylemeniz en eftal olandır. Dolayısıyla kimseyi sırdaş edinmeyin olayında bu husus söz konusu bir şeyi eğer gerçekten açıklayacaksan bir başkasına bunu mutlaka teyit makamının teyidinden geçmesi gerekir. O haberi 83'e bakan Nisa suresinin 83. ayet-i kerimesi. Nisa suresinin evet bakın Nisa 83. Onlara emniyet ve korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Eğer onu o haberi Resul'e ve kendilerine olan ul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, onlardan onun haberini iç yüzünü araştıranlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Allah'ın fazla ve rahmeti üzerine olmasa pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. İşte burada müminler, müminleri sırdaş edinin Emri, tahakkuku bu ayet-i kerimede gerçekleşiyor. Siz başkasına anlatırsanız o zaman farklı durumlar ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. Allah size sonsuz olsun. Mutluluk Hocam müsaadenizle Samsun'dan Erol Güneş bize bir görüntülü suallılaştırmış. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Bir Müslümanı öldürecek kadar cani olan Yahşi, Hazreti Yahşi sıfatını ona, Hazreti Yahşi sıfatını kazandıran özellik, sır nedir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Hürmet ve saygıyla ellerinizi öpüyorum. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Samsunlu kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Bir Müslümanı öldürecek kadar cani olan Yahşi'ye Hazreti Yahşi sıfatını kazandıran özellik, sır nedir? Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz elbette amcasını Hazreti Hamza'yı öldüren Yaşı gerçekten kardeşimizin ifade ettiği gibi bir katil, bir cani. Ama caniye de katile de o Allah Resulü Allah kendisine ayet gönderdikten sonra ona da tebliğ etmeye devam ediyor. Yani Resulullah'ın tebliğinin alanı içerisinde vahşi bunun dışında değil o da onun içinde. Ve Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz ona Nisa Suresinin 48. ayet-i kerimesini okuyor. Nisa 48'de allah Teala şöyle buyuruyor. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفُرَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ مِنْ Allah şirkte olanları bağışlamaz ve şirkin dışındaki herkesi kesinlikle bağışlar. Men yüşrük ha neftala ismen Allah Resulü ayet-i kerimeyi bu şekilde vahşiye okuyor. O vahşi diyor ki ben şirkteydim. Dolayısıyla bu ayet benim kurtuluşuma kurtuluşumu sağlamaz diyor. allah Teala akabinde Zümer Suresinin 53. ayet-i okuyor. Zümer Suresinin 53. ayet kelimesinde kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul ya ibadi ellezi esrafu ala la taqnatu min rahmetullah. Allahu yakfuru zunubu cemiyan. Bunu okuyor. Yine bundan önce şunu okuyor Peygamber Efendimiz Furkan Suresinin 68, 69, 70. ayetlerini okuyor. 70. ayet-i kerimeler. Burada ne yazıyor? Bunlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Dina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Ben diyor bunları yaptım diyor. Ceza beni bekliyor diyor. Kıyamet günü kat kat azabı artar. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki İlla men tâbe ve âmene ve amile amele salihan aleyküm ve dirler seyyat min İşte bunu kim tövbe eder, ıslah edici amellere başlarsa Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte buradan hareketle vahşi bu tövbeyi gerçekleştir. Gök kapıları açan mürşit yerinde yapılan bu tövbe o kişinin bütün günahlarını sadece bir tek günahını değil bütün günahlarını hem Furkan 70 hem de Zümer 53 İkisini birlikte vahşiyi Peygamber Efendimiz önünde ona biat etmesini ona tabi olmasını sağlıyor. Ve tabi olduktan sonra nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en üst seviyede gözdesi, amcası çok sevgilisini şehit ettirmişse bu sefer diyor ki ben bu günahımı Resulullah'a da şey etmem için ona düşman olan öncesinde onun çok sevdiği birisinin katline sebep oldum. Şimdi düşmanını öldürmeliyim ki çok daha Seveder Resulullah'ın yanında bir pay sahibi olayım ve Müseylemetil Kezab o yalancı peygamberi o öldürüyor. Yani kısacası kişinin günahı ne olursa olsun kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde herkes için kurtuluş vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz izleyicimiz Muhtemelen Hocam, İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Allah razı olsun. İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesi zaten üzerinde belli. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ledun ilmi sahipleri ifşat makamının sahipleridir. Allah razı olsun. Allah sizden sonrası razı olsun. Biz niçimiz Hocam doğru düşünme alışkanlığı zikirle olan ilişkisini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Zikrin arttıkça doğru düşünme alışkanlığı da artar. Fizik vücudun kumandanı akıl ve fizik vücut aklın ruhtan gelen bütün talpleri yerine getiren, yasak olan fiilleri işlemediği bir noktada fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Dolayısıyla o kişi fizik vücudunu teslim etmek suretiyle doğru düşünme alışkanlığının sahibi oluyor. Sadece Allah'ın doğrularıyla yaşamaya başlıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz izleyicimiz Muhtemelen Hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Allah razı olsun. Allah kime gösterirse o görebilir. Görebilir de görmeyebilir de. Ama sevgili kardeşlerim her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı şu dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların mürşidi. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ama diğer bütün mürşitler, veli resuller de buna dahil devrin imamını temsil ediyorlar. Öyleyse şu anda Hazal bir kardeşimiz benim kızım Efendimiz'in rüyasında görüldü. tekrar hacet namazı kılmasına gerek var mı? Hayır. Çünkü zaten görmüştür. E başka hacet namazı kılsa başka birisini gösterse o gösterdiği mürşidin de mürşidi devrin imamıdır. Bu olayı bu şekilde oturtursanız o zaman devri imamına bağlanan kişinin isterse de namazda kılabilir, kalmasa da yine geçerlidir. Çünkü devrin imamı allah Teala'nın hayata getirdiği her o devrindeki bütün insanların mürşididir. Diğer mürşitleri gösterse belli bir süre sonra onun dergahından o kişi onun eliyle devrin imamını ana dergahına getirilir. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes devrin imamın eliyle Allah'a ulaşır. İkinci bir şahıs yoktur. Allah razı olsun. Allah sonsuz olsun. Muhterem Hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var. Ve bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri de size bırakıyoruz. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen sizin <laughs> muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Haram her Kur'an, Heram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonrası razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.